Merhaba arkadaşlar. Makro iktisat sorularını çözmeye devam ediyoruz. 8. sorudayız. Dışa kapalı, vergilerin otonom olduğu bir model düşünelim. Yani ithalat, ihracat yok ve devlet vergileri gelire bağlı olarak almıyor. Sabit bir tutar olarak, gelirden bağımsız olarak alıyor. Bir modelde tüketim fonksiyonu C eşittir 30 artı 0,75 Y şeklinde tanımlanmıştır. Bu ekonomide kamu harcamaları 100 TL arttırılırken vergiler de 100 TL azaltılırsa denge geliri nasıl değişir? Bakın, kamu harcamaları 100 lira arttırılıyor, vergiler 100 lira azaltılıyor. Bu soruda vergilerde bir azalıştan bahsettiğine dikkat edelim. Şöyle kalemi biraz daha inceltirsek daha iyi görünür. Vergilerin arttırıldığını değil, azaltıldığını söylüyor soru. Yani vergilerdeki bu indirim bir genişletici politikadır. Daraltıcı politika değil. Buna dikkat edelim. Devlet 100 lira kamu harcaması yaptığında bunun ekonomi üzerindeki etkisi, yani 100 liralık kamu harcamasının milli gelir üzerindeki etkisi çarpana bağlıdır. Peki çarpan, yani harcama çarpanı K nasıl bulunur? Dışa kapalı ve vergiler otonomsa bu durumda 1 bölü 1 eksi C'dir harcama çarpanı, ya da başka bir söyleyişle 1 bölü S'dir. Küçük S. Peki soruda marjinal tüketim eğilimi küçük C 0,75 olarak verilmiş. Bakın, tüketim denkleminde bunu gözümüzün hemen seçmesi gerekir. C 0,75 ise bu durumda küçük S de 0,25'tir. Dolayısıyla harcama çarpanı 1 bölü 0,25 ve harcama çarpanı 4'tür. Harcama çarpanı 4 olduğuna göre devletin 100 lira para harcaması milli geliri 400 lira arttıracaktır. 400. Peki devletin 100 TL'lik vergi indirimi yapması ne anlama gelir? Bunu hesaplayabilmek için vergi çarpanına ihtiyacımız var. Bakın, vergi çarpanı negatif bir katsayıdır. Çünkü vergilerle milli gelir arasında ters orantılı bir bağlantı vardır. Eksi C bölü 1 eksi C, ya da eksi C bölü S olarak tanımlarız. Vergi çarpanını bu modelde tüketim eğilimi, marjinal tüketim eğilimi 0,75 olduğuna göre eksi 0,75 bölü 0,25'ten eksi 3 olarak buluruz. Şimdi dikkat edelim. Bu eksi 3 sayısını şuraya yazdığımızda, eğer devlet 100 lira vergi almıştır demiş olsaydı soru, 100 ile çarpacaktık ve sonuç eksi 300 çıkacaktı. Ama soruda demin dikkat notuyla belirttiğim gibi vergilerin azaltıldığından bahsediliyor. Bu durumda vergi 100 olarak değil de eksi 100 olarak alınacak ve tabii şöyle bir parantez kullanılacak matematiksel olarak. Eksi 3 çarpı eksi 100 artı 300 olur. Bu durumda devletin 100 lira vergi indirimi yaparken 100 lirada kamu harcaması yapması, bakın, kamu harcaması 100 lira, vergi indirimi 100 lira, milli geliri 400 lira kamu harcamasından, 300 lira da vergi indiriminden olmak üzere iki ayrı kanaldan arttıracaktır. İki ayrı kanaldan arttıracaktır. Toplam milli gelir artışı, bakın, bu 400'ü ve 300'ü birlikte değerlendirirsek 400 lira kamu harcaması artışından 300 lira vergi indiriminden olmak üzere milli gelir 700 lira artacaktır. Milli gelirde 700 liralık bir artış olacaktır. 8. sorunun cevabı Bursa. Eğer
Vergi de 100 lira arttırılıyor deseydi bu soru bilen arkadaşlarımız vardı. Denk bütçe çarpanı sorusu olurdu ve milli gelir sadece 100 lira artar derdik. Ama vergilerin 100 lira azaltıldığını söylemesi denk bütçe çarpanı olmasını engelledi. Bu sorunun denk bütçe çarpanı sorusu olmasını engelledi. Gelelim 9. soruya. Aşağıdakilerden hangisi ıs eğrisinin sağındaki bölgede geçerli değildir? Bu arada aklıma gelmişken mikro iktisat sorularını çözerken söylemiştim. Bu genel büyük bir soru çözüm programı. 3 videoda mikro iktisat sorularını çözdük. Aynı dosyada şimdi makro iktisat sorularını ve sonra diğer derslerin sorularını çözeceğiz. Bu sorulara PDF formatında ulaşmak isterseniz bana WhatsApp'tan bir mesaj atmanız yeterli. 0536 335 6016 numaralı telefona bir mesaj gönderirseniz ben size bu soruları PDF formatında gönderirim. Çözdüğümüz bu sorular sadece birkaç gün sonraki KPSS sınavına yönelik değil, aynı zamanda kurum sınavlarına ve daha sonra yılın sonunda olmasını beklediğimiz kaymakamlık sınavına da uygundur. Özellikle mikro iktisat, makro iktisat, Parabanka'nın bir bölümü ve Türkiye ekonomisi soruları tüm kurum sınavları ve KPSS ile beraber kaymakamlık sınavına da hitap eder. Evet, 9. soruda IS eğrisinin sağındaki bölgeyi soruyor. Arkadaşlar, IS eğrisi mal piyasası dengesini gösterir. Bir fonksiyon IS fonksiyonunun üstündeysek, tabii böyle konunun bilindiğini varsayarak anlatıyoruz. Mesela bu nokta tam IS eğrisinin üstünde. Bu noktada I ve S birbirine eşittir. Peki I'nın S'nin birbirine eşit olması ne demek? Bütün tasarruflar, bütün sızıntılar sisteme bankalar aracılığıyla geri dönüyor ve harcanıyor. Dolayısıyla tasarruf yatırım eşitliği ülkedeki üretimin tamamının harcamaya konu olmasını sağlıyor. Y eşittir AE. AE toplam harcamalardı. Ve sızıntılar ve enjeksiyonlar birbirine eşit oluyor. Ve planlanmayan bir stok kalmıyor ekonomide. Planlanmayan stoklar sıfırdır. Planlanmayan stok oluşmaz. Çünkü firmalar bütün üretimlerini aynen planladıkları gibi satabilmişlerdir. ISLM modelinde soru çözümünde işimize yarayacak önemli noktalardan biri, ISLM modelinde tasarruf fonksiyonunun nasıl kullanıldığı ve yatırım fonksiyonunun yine nasıl kullanıldığı, nasıl belirlendiğidir. Tasarruf fonksiyonu aynen Keynesyen modeldeki gibi kullanılır. Ama yatırım fonksiyonu bakın Keynesyen modelde otonomken ISLM modelindeki Hissansel modelinde faize bağlı olarak tanımlanır. Bakın burada R biliyorsunuz faiz oranını ifade ediyor. Faiz oranı ve B de yatırımların faize duyarlılığını gösteren katsayı. Yatırımın faiz duyarlılığı. Niye başında eksi var? Çünkü faiz düştükçe yatırımlar artar. Şimdi tabii çok geniş bir konu. Biz online derslerimizde ve yüz yüze derslerimizde bu ISE'nin denklemini çok detaylı bir şekilde inceliyoruz. ISLM çok sayıda soruya konu olan bir konu sınavlarda. Ama bakın o ön çalışması olmayan arkadaşlarımız bile dikkatle izlerlerse bu soru üzerinden ISE'nin kimi özelliklerini hemen çözerler. Eğer bir ekonomi IS eğrisinin sağındaysa, yani mesela faiz 4 iken milli gelir 100 olduğunda SI'ya eşit. Ama eğer faiz 4 iken varsayalım ki milli gelir 100 değil de 180. Bakın bu nokta, yani Z noktası diyelim mesela, IS eğrisinin sağına denk geldi. Z noktasında faiz 4 iken gelirin 100 değil 180 olması, bakın gelir tasarrufu mu yatırımı mı arttırır denklemlerden anlarız.
Gelirdeki bu fazlalık yatırımları değil, yatırımın gelirle ilişkisi yok bakın. Yatırım IO eksi BR ama tasarrufları arttırıyor. Dolayısıyla IS eğrisinin sağındaki noktalarda tasarruflar yatırımlardan fazladır. Tasarruflar yatırımlardan fazla demek, tasarruf edilen fonların tamamı bankalar aracılığıyla harcamaya dönüşmüyor demektir. Tasarrufun yatırımdan fazla olması, ülkedeki üretimin tamamının harcamaya konu olmaması demek. Yani bir kısım malın satılamaması demek. YAE'den büyük olur ve dolayısıyla böyle bir ekonomide planlanmayan stoklar, iki tür stok var biliyorsunuz. Planlanan stok, planlanmayan stok, planlanmayan stoklar artar. SI'dan büyüktür, YAE'den büyüktür. Planlanmayan stoklar artar. YAE'den büyük demek ekonomide bir arz fazlası vardır demektir. Bakalım hangisi doğru değildir diyor. Yatırımlar tasarruflardan daha azdır. Evet. S büyüktür. I'dan çünkü. Bu doğru. Toplam planlanan harcamalar hasıladan daha azdır. Doğru. Yani AE küçüktür Y'den. Ekonomide bir talep fazlası vardır. Diyor ki bu yanlış işte. Talep fazlası değil. Arz fazlası olacaktı. Cevabın Ceyhan olduğu anlaşıldı. Planlanan harcamalar cari gelirden azdır ve planlanmayan stoklar artmaktadır. Evet, 9. soru Ceyhan. Elbette IS eğrisinin solunda da bu saydıklarımızın tam tersinin geçerli olduğunu tahmin edersiniz. 10. soru. ISLM modeli çerçevesinde mal piyasasında mal arz fazlası ve para piyasasında para arz fazlası olması durumunda ekonomiyi dengeye yönlendirecek süreç aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi mal arzı fazlası demek, S'nin I'dan fazla olması, Y'nin AE'den büyük olması demek. Bakın bir önceki soru çok güzel buna denk geldi. Bu mal arzı fazlası IS'nin, IS eğrisinin sağında geçerlidir. IS eğrisinin sağında. Yani numaralandırırsak bir numaralı bölgede veya iki numaralı bölgede geçerlidir. Üçte veya dörtte değil. Peki para arz fazlası dediğimiz zaman ML'den büyüktür. M'nin L'den büyük olması para arzı fazlası. Bu da LM eğrisinin sağında ya da solunda. Buna nasıl karar veriyoruz? Bakın ezberden söylemeyeyim. Bakın bir LM eğrisi çizersek şöyle LM eğrisi normalde pozitif eğimlidir. Normal koşullar altında aksi belirtilmedikçe faiz oranı R yatay eksende de milli gelir var. Bakın bunun üstünde şöyle bakarsak faiz oranı diyelim ki %4 ve deminki örneği kullanmış olalım. Milli gelir de 100. İşte bu eğrinin üstündeysek para talebi L ile para arzı M birbirine eşittir. Peki sağ tarafta durum nedir? LM eğrisinin sağında. Bakın yine aynı akıl yürütmeyi yapalım. Faiz %4 iken milli gelir diyelim 180 olsa 180. Arkadaşlar para arzı yani MS otonomdur. MS para arzıdır. Sadece M de yazılabilir. Para arzı. Yani milli gelirden, faizden bağımsızdır, dışsaldır.
Ama para talebinin gelirle ve faizle bağlantısı vardır. Yani para talebi A çarpı Y eksi P çarpı R ve otonom para talebini de sayarsak bir de J harfi eklenir. İşte bakın, milli gelirdeki artış para talebini arttırdığı için LM eğrisinin sağ tarafındaysak eğer, yani aynı faiz düzeyinde, para talebi para arzından fazladır. Ama LM eğrisinin solundaysak, bunu da şöyle anlayabilirsiniz. Milli gelir 100 lira değil de 60 lira olsaydı faiz %4'ken, bu defa da para arzı daha fazla. O zaman bu da LM eğrisinin solunda olduğumuzu ifade eder. Hem IS'nin sağ, yani 1 veya 2, hem de LM'nin solu dediğimiz zaman, işte biz bu soru özelinde 4 numaralı bölgede değil, 3 numaralı bölgede değil, 2 numaralı bölgede değil, 1 numaralı bölgedeyiz demektir. Çünkü 1 numaralı bölgede IS'nin sağındayız, SI'dan büyüktür ve LM'nin solundayız, LM'den küçüktür, yani para arz fazlası vardır. İşte bu bölgede bulunan bir ekonominin şu dengeye, şuraya denge diyelim, makroekonomik denge bu noktada sağlanıyor. Denge. Bu denge noktasına yanaşabilmesi için bakın ekonomide nasıl gelişmeler olacaktır? S'nin I'dan büyük olması, Y'nin AE'den büyük olması, gereğinden fazla üretim olması, yani mal arzı fazlası olması milli gelirde düşüşe yol açacaktır. Para arzının para talebinden fazla olması da, arz talepten fazlaysa o değerin fiyatı düşer ve faiz paranın fiyatıdır. Yine faiz oranının düşmesine yol açacaktır. İşte bu bölgede bulunan bir ekonomi, yani LM'nin solu ve IS'nin sağında bulunan bir ekonomide milli gelir düşüşü ve faiz oranındaki azalış ekonomiyi böyle dengeye doğru yanaştıracaktır. Evet, hasıla azalır ve faiz oranı azalır ve piyasa bu gelişmelerin sonucunda dengeye doğru yaklaşır. Evet, bu şeklin dört ayrı bölgesi için bu çalışmayı ayrı ayrı yapmak mümkün. Derslerimizde bunları işlemiştik. İlerleyen günlerde makro iktisat dersleriyle ilgili videolarda da bunlara değinmeye çalışacağım. Bu soru özelinde daha fazla detayla yorucu olmak istemiyorum. 10. soru Bursa. 11. İmkansız üçlü hipotezi. İmkansız üçlü hipotezi. Mundell adlı iktisatçı tarafından ortaya atılmıştır. İmkansız üçlü, impossible trinity, imkansız üçleme. Arkadaşlar, bir ekonomide, bakın ekranda gördüğünüz üçgende 1, 2, 3 diye gösterdiğim köşelerde yazılı olan politikaların aynı anda tercih edilmesi ekonomik kriz riskini arttırır Mundell'e göre. Yani şöyle kodlamak mümkün. Bakın şekildeki numaraları kullanıyorsam 1 numaralı tercih, 2 numaralı tercih ve 3 numaralı tercih aynı anda yapılırsa finansal kriz yaşanma riski çok yüksektir. Finansal kriz ortamı oluşur. Peki ne yapmak lazım? Eğer 2 ve 3 numaralı politikayı uyguluyorsak yanına mutlaka 4 numaralı politikayı, yani sermaye kontrolünü koymamız lazım. 1 ve 3'ü uyguluyorsak yanına mutlaka 5 numaralı politikayı, yani esnek kur rejimini koymamız lazım.
1 ve 2'yi uyguluyorsak yanına mutlaka 6 numaralı politikayı, yani para kurulunu koymamız lazım. Soruya bakarsak, sabit kuru benimsediysek ve bağımsız para politikasını benimsediysek, yani diyoruz ki sabit kur dediğimizde 2 numara, bağımsız para politikası dediğimizde 3 numaralı politikaları benimsediysek, bunların yanına kesinlikle 1 numara konmamalıdır. Zorunlu olan sermaye hareketlerine kontrol getirilmesi, sınırlama getirilmesidir. Bakın bunu günümüzde Çin devleti dönem dönem uygulamaktadır. Evet. 11. soruya da A demiş olduk. 12. Bakın demin adı geçen Mundell Fleming modeline göre tam sermaye hareketliliği ve esnek döviz kuru sisteminin geçerli olduğu bir ekonomide genişletici maliye politikasının faiz ve gelir üzerindeki etkileri nasıldır? Yani faizi ve geliri nasıl etkiler, nasıl değiştirir ya da değiştirir mi? Bakın tam sermaye hareketliliği ifadesini gördüğümüzde BP'nin, yani ödemeler dengesi eğrisinin yatay olduğunu anlamalıyız. Tam sermaye hareketliliği. Esnek döviz kuru sistemi dendiğinde de Merkez Bankası'nın piyasaya hiç müdahale etmediğini. Şimdi genişletici maliye politikasının faiz ve gelir üzerindeki etkisi. Bakın şöyle bir ezber bazen öğrenciler tarafından yapılır. Eğer kolay bulursanız siz de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Esnek kur sisteminin olduğu bir ülkede tam sermaye hareketliliği de varsa maliye politikası etkisizdir. Yani faizde de gelirde de uzun dönemde bir değişme olmayacaktır. Genişletici maliye politikası uygulandığında para politikası ise etkilidir. Ama tersine sabit döviz kuru sistemi olsaydı, bu defa da yine tam sermaye hareketliliğinin olduğu bir sistem elbette, sabit döviz kuru sisteminde de maliye politikası etkili, para politikası etkisiz. Tekrar ediyorum, esnek kur sisteminde para politikası etkilidir, maliye politikası etkisizdir. Bu nedenle bu sorunun cevabını, eğer bu ezberiniz varsa mesela, faiz ve gelir değişmez. Çünkü maliye politikası etkisizdir diyerek verebilirsiniz. Ama belki bunun mantığı nedir derseniz haklı olarak, bakın onu şöyle inceleriz. Genişletici maliye politikası uyguladınız diyelim ve ISE eğrisini sağa kaydırdınız. Biliyorsunuz ki genişletici maliye politikası ISE eğrisini sağa kaydırır. Genel olarak ISE eğrisi genişletici politikalardan sonra sağa kayar. Genişletici maliye politikasından sonra sağa kayar. ISE'yi sağa doğru çektim. Yine kalemi kontrolünü şurada kaydettim. Evet. Genişletici bir maliye politikası uygulandığında ISE eğrisi böyle sağa kayar ve ISE 2 olur. Bakın kısa dönemde ekonomi 2 numaralı noktaya gelir ve faiz oranı R2'ye çıkar. 2. Faiz artar. Faiz oranı artar. Kaçtan kaça çıkar? R1'den R2'ye çıkar. R2 faiz oranı dünya faiz oranından, RF diye gösterilir, foreign kelimesinin F'si, büyük olduğu için ülkeye döviz girişi başlar. Ülkeye döviz girişi başlar ya da döviz girişi artar. Çünkü dünya ortalamasına göre daha yüksek bir faize sahipsiniz. Peki döviz girişi neye yol açar döviz kuru üzerinde? Döviz kuru, döviz girişi olunca döviz kuru düşer. Peki kur düştüğünde ne olur? Döviz kuru düşerse ihracat X azalır ve ithalat M artar. 4. İhracat ki otonomdur azalınca ve gelirden bağımsız sebeplerle mesela döviz kuru gibi ithalat artınca
O da otonom. Sonuçta otonom harcamalarda, yani A dediğimiz ISL denkleminden hatırlayan arkadaşlar olabilir. A azalır. A azaldığı zaman da IS dediğimiz fonksiyon, en son IS2'ye gelmiştik, sola kayar. Ha, o zaman az önce şöyle göze çarpacak bir renk bulabilirsem, az önce IS eğrisini genişletici maliye politikası uyguladığımızda sağa kaydırmıştık. Ama uzun dönemde bu sağa kaymış olan IS eski yerine geri döner. Dolayısıyla faiz değişmeden kalmış olur uzun dönemde. Milli gelirde de bir artış olmaz, değişmez. Milli gelir sabit kalır. Bundan dolayı da maliye politikası etkisizdir. Para politikasının etkili olduğunu söylemiştim. Bakın bu ezber bilgi bu soruyu yaptırabilirdi. 13. sorudayız. Kamu harcamaları vergiler arttırılmadan iç borçlanmayla karşılanırsa, hane halkının özel tasarruflarının artacağı ve bu nedenle kamu harcaması artışının toplam harcamaları değiştirmeyeceği görüşü. Arkadaşlar bu 1974'te yayınlanmış Barrow adlı bir iktisatçının yayınladığı bir makaleden sonra literatüre girmiştir. Barrow görüşlerini temellendirirken Ricardo'nun görüşlerinden de çok faydalandığı için bu teze, Barrow tezine Ricardo Barrow hipotezi adı da verilmiştir. Cevabın A olduğunu söylemiş olalım önce. Peki ne anlatır? Ricardo Barrow hipotezi Keynesyen görüşe bir eleştiri niteliğindedir. Keynesyen çarpan mekanizmasının eleştirisidir. Çarpan mekanizmasının eleştirisi. Çünkü 1970'li yıllarda kamu harcamaları arttığında milli gelir önceki 10 yıllarda olduğu gibi hızlı artmıyor. Ve bunu Barrow şöyle açıklıyor. İnsanlar ekonomik birimler genel olarak firmaları da katarak söylersek ekonomik birimler rasyonel oldukları için devlet kamu harcaması yaptığında yaptığı bu harcama karşılığında vergi almadan iç borçlanmayla bunu finanse ettiğinde bu borçlanma kısa dönemde vatandaştan vergi almama sonucunu doğuruyor ama Barrow'a göre rasyonel ekonomik birimler şunu biliyorlar. Devlet bugün vergi almıyor ama uzun dönemde bugün almadığı vergiyi fazlasıyla alacak. Çünkü bugün aldığı borcu faiziyle geri ödemek zorunda kalacak. Dolayısıyla uzun dönemde bir durgunluk olacağı beklentisi oluştuğu için toplumda kamu harcamalarının arttığı dönemde özel harcamalarda eksilme oluyor. Bu da çarpanı zayıflatıyor. 70'li yıllarda çarpan mekanizmasının 60'lı ve 50'li yıllardaki gibi başarılı olmayışını açıklayan bir tezdir. Ricardo Barrow hipotezi. Evet, 13. soruya A dedik. Ve 14. 14. soruda enflasyon konusu var. Fiyatlar genel düzeyinin sürekli artmasına enflasyon diyoruz. 2022'den bu yana 2-2,5 yıldır yoğun enflasyon ortamında yaşadığımız için bu konu çok güncel bizim adımıza. Aşağıdakilerden hangisi beklenen enflasyonun maliyetleri arasında sayılamaz? Arkadaşlar enflasyonu beklenen beklenmeyen olmak üzere ikiye ayırarak inceleyebiliriz. Beklenen enflasyon şu demek. Bugün Temmuz ayında 2024'te biz gelecek yıla kadarki süre boyunca bir enflasyon beklentisine sahibiz. Diyelim toplum %50 enflasyon olacağını gelecek senede tahmin ediyorsa bu beklenen enflasyondur. Ama eğer enflasyon bir yıllık enflasyon seneye bu zaman geriye dönüp baktığımızda %60 olarak gerçekleşmişse bunun %50'si bekleniyor ve %10'u beklenmiyordur. Batı literatürü Batı ülkelerinin, Amerika'yı da katarak söylüyorum, sosyal siyasal altyapısı üzerine şekillendiği için
ekonomide beklenen enflasyon kadar işçilerin ücretlerinin de emeklilerin maaşlarının da asgari ücretinde artacağı varsayılır. Dolayısıyla enflasyon tam beklendiği kadar geliyorsa gelir dağılımında bir adaletsizlik söz konusu olmaz. Ama beklenmeyen bir enflasyondan bahsediyorsak beklenmeyen enflasyon gelir dağılımı adaletsizliğini ortaya çıkarır. Gelir dağılımı adaleti bozulur. Beklenmeyen enflasyonda. Beklenen enflasyondaysa gelir dağılımı adaleti bozulur ifadesi doğru olmaz. Çünkü işçiler zaten beklenen enflasyon kadar maaş zammı almışlardır. Bu beklenen değil de beklenmeyen enflasyonun maliyetidir. Peki beklenen enflasyonun maliyetleri neler? Şıklarda onları görüyoruz. Bakın toplam dört tane sıralayabiliriz. En ilginç olanı şu, ayakkabı eskitme maliyeti. Enflasyonun beklendiği dönemlerde bankalara para yatıranların sayısı artar. Çünkü milli para değer kaybedecek demektir. Faiz alarak bu değer kaybı önlenmeye çalışılır. Enflasyonist dönemlerde bankalara yatan paranın artması insanların bankalara gidiş gelişlerinin sıklığını arttırır. İşinden izin alanlar, yol parasına katlananlar, taksi tutanlar, arabalarıyla gidiyorlarsa daha fazla benzin harcayanlar ekonomide ilave bir maliyetin ortaya çıkmasına yol açarlar. Bunu esprili bir söyleyişle bankaya gidiş geliş sıklığının ortaya çıkardığı görünen görünmeyen tüm dolaylı maliyetlere Amerikalılar ayakkabı eskitme maliyeti adını vermişler. Dolayısıyla ayakkabı eskitme maliyeti, zaman kaybı, ulaşım masrafı, beklemeler neticesinde sonucunda işlerde ortaya çıkan aksamaları ima eder esprili bir şekilde. Vergi bozulması olur beklenen enflasyon döneminde. Vergi bozulması, vergiler biliyorsunuz belli dilimler üzerinden vergi oranlarına tabidir. Ve gelir arttıkça vergi oranı da artar. Vergiler nominal gelir üzerinden alındığı için enflasyonist ortamda ücretler özellikle hızla artar. Mesela asgari ücretin Türkiye'de son 3 yıldaki seyrini düşünün. Bugün 17 bin lira civarında ve 3 yıl önce 2-3 bin lira civarındaydı. Peki 3 binden 17 bine çıkan bu asgari ücret gerçek bir satın alma gücünün artışını ifade ediyor mu? Hayır. Ama eğer asgari ücret bu nominal olarak artışı yaşarken vergi matrahları hızla güncellenmezse sanki kişiler asgari ücret elde eden kişiler bir üst dilime geçecek ilave bir gelir elde etmişler gibi fazladan vergi ödemek zorunda kalabilirler. Bu da vergi sisteminin sürekli güncel tutulması zorunluluğunu bize hatırlatır. Böyle bir risk vardır. Olivera Tanzi etkisi enflasyonist dönemlerde devletin topladığı verginin alım gücü de düşer. Yani devlet enflasyon öncesi 100 liraya 2 torba çimento alıyorsa, enflasyondan sonra diyelim 100 liraya 1,5 ton, 1,5 torba çimento alabilir hale gelmiş olabilir. Bu da devletin kamu hizmetlerinin kalitesinde aşınmaya yol açar. Bu aşınmayı literatüre tanımlayarak dahil eden iktisatçıların adıyla Olivera Tanzi etkisi diye adlandırıyoruz. Ve enflasyon bekleniyorsa firmalar sürekli yeni fiyat etiketleri, menüler, stickerlar, fiyatla ilgili bilgilendirici bütün matbuat akla getirilebilir. Gerçi günümüzün dijitalleşmiş ekonomisinde bu maliyet ne derece söz konusudur tartışılabilir. Ama dijital ekonomi öncesindeki dönemde böyle bir maliyet de vardır. Evet, 14. sorunun cevabı Adana. Arkadaşlar bu soruyla beraber makro iktisat sorularını da çözmüş olduk. 15 tane mikro iktisat sorusundan sonra şimdi de 14 tane makro iktisat sorusunu iki videoda çözmüş olduk. Bundan sonraki videoda para banka ve iktisadi düşünceler tarihi konularından seçtiğim soruları çözeceğiz.
Görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.